bakalım yine bu evde ne olacak? Bazen üzüm, bazen neşeyle dolacak. Ne var ne yoksa şu hayata takılan, ah yine en son babalar mı duyacak? Aman babam sakın duymasın, haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Aman babam sakın duymasın, haberi yok bu işten uyanmasın. Akıl başa düşmeden, ortalık karışmadan bu evin düzeni bozulmasın. Made in Turkey. Babacığım, isterseniz aramayın o lensleri, bulamazsınız orada. Hepiniz bana karşısınız zaten. Lensleri mi de süpürdünüz? Baba, bilmiyordum. Bilseydim süpürür müydüm hiç? Allah'ım ya! Burada da yok ya. Nerede bu? Nereye düştü bunlar? Etrafı da batırdı. Ne arıyor baba? Lenslerini anne. Lenslerini mi? Hı. Yok bir şey yok. İşine bak sen. Babam gözlükten utandığı için anne lens almış, onları takmaya çalışırken de yere düşürmüş. Hani gözlerin bozuk değildi? Bak göz doktoruna gidip lens almışsın. Ne sırıtıyorsun sen Bahriye? Çok mu komik bir şey bu? Yok yani, yaşlılığını kabul etmiyordun ondan. Ya göz bozukluğuyla yaşlılığın ne ilgisi var ha? 8-10 yaşındaki çocuklar da gözlük takıyorlar. Onlar da mı yaşlı? Onlarınki televizyon seyretmekten, bilgisayardan falan oluyor baba. Sizinki herhalde yaşlılıktan olsa gerek. Tabii, sen de mi bilgisayar oynuyorsun sanki? Çekil şuradan. Baba isterseniz gözlük alın, halıya düşünce bulunur. Onu süpürürsünüz siz. Sen ne biçim adamsın lan? Sen ne biçim adamsın? Mis gibi sekreter aldık, daha ilk günden kaçırdın kızı. Ben kaçırmadım ki kardeşim. Çalışmaya niyeti yokmuş. Tabii yok. Sarkıntılık edersen olmaz tabii. Ben sarkıntılık falan etmedim. Ben düzeyli bir ilişki peşindeyim. Düzeyli bir ilişkinin peşindeymiş. Oğlum, otel odasında düzeyli bir ilişki mi olur? Kızı niye götürüyorsun odaya? Düzensiz herif. Aman be abi, sabah sabah başımın etini yedin. İstediğin sekreter olsun, sana kamyonla dökerim. Seni sekreter manyağı yaparım. Ya sen önce o kızın gidişini bir babama izah et bakalım. Ederim. Edemezsin. Ederim. Edemezsin efendim. Temizledin mi odamı kızım? Temizledim anne. Aferin. Ders mi çalışacaksın? Evet anne, öğretmen ödev verdi. Ailemizi anlatacakmışız. Aa ne güzel. Hem ailemizi anlatacağız hem de büyüklerimizden beklentilerimizi yazacakmışız. Çok güzel kızım. Ceren gel istersen burada otur yaz. Ha. Annen hakkında güzel şeyler yaz, tamam mı Ceren? Torpil yok anne. Öğretmenimiz dürüst ve samimi olun dedi. Aman zaten benim torpile morpile ihtiyacım yok. Değil mi güzel kızım? Bilemiyorum anne, daha düşünmedim. Hadi bakalım, güzel şeyler yaz, tamam mı? Ne yapıyorsun oğlum, bu ne? Boeing abi, uçak. Hiç mi görmedin? Uçak yapacağına iş yap azıcık. Doing. Düşünüyoruz herhalde. Belki de havacılık sektörüne gireriz, değil mi lan? Valla ne kadar iyi olur değil mi? Hostesler, mostesler. Saçmalamayın be, saçmalamayın. Bir uçak kaç para, sizin haberiniz var mı? Valla pek pahalı bir şey benzemiyor da. Alt tarafa bir dosya kağıdı. Dosya kağıdıymış. Dalga geçmeyin. Dalga geçeceğiniz azıcık iş yapın. Baba. Ziyan etme şu kağıtlara abi. İş yapacağına uçak yapıyorsun. Yani dünyanın dosya kağıdını harcıyorsun. Kaç paraya alınıyor bu dosya kağıtları biliyor musun? Yani bu şirket ne emeklerle kuruldu. Allah Allah. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Rafi, Nerede babamın çayı? Bak hala duruyor. Fırla, fırla babamın çayını al gel. Hemen Semih abi. Geçin babacığım. Siz benim makamıma oturun. Alayım babacığım. Sağ ol evladım. Sağ ol güzel evladım benim. Bir insan koltuğa bu kadar mı yakışır? Sizin kanınızda var patronluk. Duruşunuzdan belli. Sağ ol çocuğum. Sağ ol güzel evladım. Lan herif saniyede 38 kere yağ çekiyor be. Laylon evlat. Ne olacak? Benim ailem çekirdek bir ailedir. Annem, babam ve ben. Dedem ve babaannem de bizim evde yaşamaktadır. Ama gidip gitmeyecekleri belli değil. Galiba onlar da artık bize yerleşti. Buyurun Kudret amca, çay hazır. Dur ben alırım. Ben keserim babacığım, siz şey yapmayın. Bekleyin. Layron evlat, ne olacak? Evet babacığım, çok güzel olmuş. Sağ ol canım beyler. Afiyet olsun babacığım. Beyler. Hani bir iş yaptığınızı göremiyorum. İyi de sen inşaat işine izin vermedin ki baba. Yoksa şimdiye kadar hallederiz kent blokları ta göğe kadar yükselmiştiydi. Anlamadığım bir işe girersen müsaade etmem. Ne işin varmış senin inşaat sektöründe? Evet abi, yeni bir veli göçer vakası yaşamayalım. Baba, bu maazallah betona kum koyar. Hem de deniz kumu koyar. Biz de duvarlardan midye toplarız. Alimallah. Ne midyesi be? Bak kardeşin nasıl ileri görüştü. Senin yapacağın inşaattaki midyeleri bile görüyor. Semih de bir iş yapmıyor baba. Sen okumuş adam diyorsun ama gazeteden başka bir şey okuduğu yok. Hem sekreter kızı da kaçırttı. İngilizcesi zayıf baba. Ben de size book diyorum, o bana look diyor. Yani anlamıyor, aklı bir karış havada. Fazla dizi seyrediyor. Atıyor baba. Atmıyorum baba. Tamam. Susun. Beni dinleyin. Bu şirket henüz bir kuruş bile kazanmadı değil mi? Kazanmadı Kudret amca. Çok mağdur durumdayız. Sen susana. Yabancı sermaye. Büyük patron konuşuyor. Tamam susun. Beni dinleyin. Ailemizde benim için en önemli kişi... babamdır. Çünkü... Evet. Al Ceren'cim. Sana çay getirdim. Ne yazdın bakalım? Sonra okursun anne ya. Aa, çok merak ediyorum. Sanki bu kolun altında bir şey saklı gibi. Aşk olsun Ceren ya. Seni baban değil ben emzirdim. Altını da ben değiştirdim. Bezlerimi de ben yıkadım. Sana çay falan yok. Zaten çay çocuklara zararlı. Annem biraz alıngandır. İyice anladınız mı beni? Abimin anlamasına gerek yok baba. Zaten anlasa da beceremez. Niye beceremezmişim? 10 milyar kazanmak benim için nedir ki? Ben bilmem artık. İlk 10 milyarı kazanan... hissemin yarısını al. Ben de dahil değil mi? Ne diyorsa %10 hissem var bu şirkette. Kim kazanırsa. Ben gidiyorum. Artık oturacağınıza bir iş yaparsınız herhalde. Güle güle babacığım. Güle güle babacığım. Bırakma kendini böyle ya. Bak ne güzel hissedar yapmışlar seni. Git çalış, paranı kazan. Boş versene abicim ya. Ya hiçbir şey olmaz o hallederiz Aşe'den. Sonunda hallettim ha. O ne? Askerlik şubesinden belgelerimi aldım. Askere gidiyorum Dombili, askere. Sınav yerimi öğrendim. Askere sınavla mı alıyorlar artık ya? Ya kazanamazsan gitmiyor musun? Hayır oğlum, bu yedek subaylık sınavı var ya. Ya yedek subay oluyorsun ya da kısa dönem er oluyorsun. Vallahi bana sınav mınav yapmadılar. Direkt aldılar. Boşuna debelenme abi. Babamın hisseleri benim olacak. Asıl sen debelenme. Sen bu iş aleminde daha toysun, acemisin. Bense hem hallederiz AŞ'nin hem de hallederiz felsefesinin kurucusu Kadir'im. Merak etme. Ben 10 milyarı senden önce kazanıp babamın hisselerini de halledeceğim. Kendisine hallederiz felsefesinin kurucusu diyor. Gerçekten de öyle. Babam her işi mutlaka halleder. Mesela babam bazen eve geç gelir. Birazcık da içme huyu vardır. Sen benim gönlümde açmadan solan bir gülsün. Annemse bu duruma sinir olur. Neredesin Kadir? Hülya. Hülya ya. Bu vakte kadar neredesin? Yine içki içtin değil mi? Evet, içtim. Ama bir sor bakalım ben niye içtim? Nerede içtin? Çabuk söyle. Pavyonda dansözlerin karşısında mı? Dansözler mi? Pavyon mu? Hayır Hülya, bilemedin. Çiçekçide. Hani Taksim'de çiçekçiler var ya Hülya. Eve gelirken sevgili karıma, güzel bir tanecik karıma çiçek alayım dedim. Tam çiçeği alıyordum. Çiçekçi kadın sormaz mı? Abi bu çiçekleri kime alırsın diye. E'si o sorunca ben de anlatayım bari dedim. Bu çiçeği dünyanın en güzel insanına, aşık olduğum kadına, çocuğumun anasına alıyorum dedi. Ona buradaki bütün çiçekleri alsam yetmez dedim. Ona Hollanda'daki lale bahçelerini versem yine de yetmez dedim. Sonra o da bana dedi ki, abi senin gibi aşık adam kalmış mıdır abi bu dünyada ya dedi. Sonra oturdum çiçekçi kadının yanına, başladım ona seni anlatmaya. Gözlerinin güzelliğini anlattım. O derin, o sevgi dolu, o manalı bakışlarını anlattım. İpek gibi saçlarına dokunduğumda içimin nasıl titrediğini anlattım. Ben bunları anlatırken kadın zulasından bir şişe kanyak çıkarmaz mı? Kıramadım tabii, içmeye başladım. Ben sadece senin ellerinin narinliğini anlatırken koca bir şişe kanyağı içivermişim. Sonra insanlar etrafımıza toplanmaya başladı. Ben sana olan aşkımı anlatırken ağlayanlar oldu. Sana olan aşkımı duydukça kim bu harika kadın, kim bu harika kadın diye soranlar oldu. Anlattım Hülya. Saatlerce o insanlara seni anlattım. Tüm Taksim'e seni ne kadar çok sevdiğimi, sana nasıl aşık olduğumu haykırdım Hülya, haykırdım. Kadir! Hülya, Hülya. Babam doğru mu söyler, yoksa kafadan mı atar bilmiyorum. Ama anneme her seferinde yumuşatır. Babam annemi atlattığı gibi beni de arada sırada atlatır. Hoş bulduk benim güzel kızım. Hoş bulduk benim gökkuşağım. Baba, yarınki veli toplantısını unutmadın değil mi? Mutlaka gelmen gerek. Veli toplantısı mı? Kızım ben senin veli toplantısına geleceğim de ne olacak ki? Öğretmenin o toplantıda yaramaz ve tembel çocukları velilerine şikayet ederken benim canım çok sıkılıyor. Sen çok akıllı, uslu ve çalışkan bir çocuk olduğun için senin için bir şey söylemiyorlar. Ben de öyle en arkada oturuyorum öyle. Çok sıkılıyorum. Hiç gelmedim ki baba. Nereden bileceksin? Yavrum, güzel kızım. Gelsem de bunun böyle olacağını biliyorum tabii. Of ya! Annem bu sefer baban gitsin dedi. Benim çok işim var kızım. Eğer anneni ikna edersen bu hamburgerler senin. Ama yok ikna edemezsen bunların hepsini ben yerim. Bak, duble duble hamburger, duble duble patates. Ayrıca duble duble kola. Ben biraz otur düşün derim. Ben annemi ikna ederim. Ha? Kadir, yine mi hamburger aldın Ceren'e? Ne yapayım Hülya? Kıyamadım, dayanamadım. O benim meleğim. Sayende tombul bir melek. Annem çok iyi bir kadındır. Ama birazcık sinirlidir. Hain evlat, ne olacak? Aa, ne oldu? Niye hain diyorsun torunuma? Bu evdeki en önemli kişi babasıymış. Ev ödevini öyle yazmış. Ne olmuş? Niye şaşırıyorsun? Bebekliğinden beri onu hastanelere koşturan benim anne. O hiçbir zaman yanında yoktu. Niye babası daha önemli oluyor da ben olmuyorum? Kıskanma oğlumu. Demek ki yeterince önemli değilmişsin. Nasıl kazanılır? 10 milyar nasıl kazanılır? Hadi oğlum Kadir, çalıştır saksıyı. Alt tarafı bir 10 milyar kazanacaksın. Kudret amca hisselere benim olursa asil patron ben olurum. Hadi bakalım, ben çıkıyorum. Nereye patron? Gidip biraz piyasa araştırması yapacağım. Sermaye bulacağım. Ne demişler? Para parayı çeker. Sermaye olmadan para kazanılmaz. Tabii çoluk çocuk bilmez bunları. Öyle aval aval tavana bakar. Vallahi benden önce 10 milyar kazanırsa hapı yutarız Rafi. Şirket abim gibi küçük düşünen birinin eline geçer. Bence haklı. Sermayesiz iş olmaz ki. Olur güzelim, olur. Sermayeyle herkes iş yapar. Önemli olan sermayesiz iş yapmak. Buldum abicim, buldum. Ne buldun? İkimizi de zengin edecek formülü buldum. Neymiş o? Seni Fenerbahçe'ye satacağım. Annem beni sürekli uyarır durur. Ceren, senin dersin bitti mi de televizyon seyrediyorsun? Bitti anne. Ne zaman? Hiç ders çalışırken görmedim seni. Çalıştım anne. Bak Ceren, eğer okumazsan babaannen gibi ev kadın olursun. Ömrün evde geçer. Senin ömrün de evde geçiyor anne. Bana cevap verme Ceren. Sen onu? Babam 2 tane almıştı, 1 tanesini bugün ayırdım. Hayır Ceren Burger, bunu yiyemezsin. Zaten tombik oldun, hala hamburger yiyorsun. Madem bir şey yiyeceksin, ben sana salata yaparım. Senin diyet yapman lazım kızım. Babanla da konuşacağım, almasın sana hamburger. Bak ben sana şimdi salata yap... Ceren! Annem bana Ceren burger diyor. Zaten herkese de o yaydı. Küçükken beni yedirip şişman atmış, şimdi de bana kızıyor. Tamam. Tamam Hamdi Bey, ben hallederim o zaman. İyi günler. Hayda, ben şimdi nereden barmen bulacağım ya? Barmen mi? Evet. Yerine birini bul, öyle git diyor. Bulamazsam askere maskere gitmeyecekmişim. Tamam abicim, buldum bile. Buldun mu? Kim? Ben. Ya saçmalama Semih abi. Anelka mıyım ben? Her siyahın içinde bir anelka vardır. Gör bak, seni nasıl satıyorum Fenerbahçe'ye. Ya koskoca Fener beni mi alacak? Fener olmazsa Galatasaray olur, Beşiktaş olur. Herhalde üç büyüklerin birinde sana da yer vardır Rafi. Olmaz. Olur. Senin Brezilya rüzgarından haberin yok galiba. Bu ara siyah futbolcular çok moda. Ya iyi de onlar futbolcular, ben neyim? Siyah olman yeter de artar bile, siyahsın. Vallahi ben futboldan anlamam, söyleyeyim. Bırak da ona menajerin karar versin. Hadi şu marketten bir top al da gel. Futbolculuk yeteneğini sınayalım. Neyse bozuk yok. Sen al, ben sana sonra veririm. Ben de sana bu arada bir tane Brezilyalı futbolcu ismi düşüneceğim. Hadi fırla git, fırla! Rafi. Rafi Roberto. Rafi Carlos. Rafi Junior. Rafi Küçük Son. Rafi Adi Ane. Rafi Anen. Rafi Rafaela da Silva. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyur Sinan. Merhaba Bahriye Hanım. Merhaba. Geç Sinan, geç böyle otur. Ya aslında bunlara hiç gerek yoktu. Yani istersen sen bunları götür. Ya ben uğrar yarın bir tane seçerim, olur bir tane. Ya öyle gözlük işi aceleye gelmez. Gözlükçü zaten arkadaşım. Sen bir tanesini beğen, ben camını taktırır getiririm. Hayırdır, ne seçiyorsunuz? Kudret abiye gözlük seçiyoruz. Çok şükür, sonunda karar verdi. Gözleri bayağı ilerlemiş. Gelirken kolundan tuta getirdim. Bahriye! Şaka yapıyorum Kudret abi, kızma. Ailemizde bir de sinirli dedem vardır. Bir tek bana karşı yumuşaktır. Ama diğer herkese sürekli kükrer. Sen ilgilenme bizimle. Hadi git çay falan koy. Hadi. Tamam, siz seçin. Babaanneme çok acıyorum. Ben olsaydım aklımı kaçırırdım. Dedem babaannemin her şeyine karışır. Hiç rahat vermez kadıncağıza. Bu ne Bahriye? Ay. Bu ne? Yahu ben sana kaç kere böyle abuk subuk kadın programları izleme demedim mi ya? Ya sana ne Semra'dan, sana ne Caner'den, sana ne Tülin'den? Ya bu evin elektrik parasını Caner mi ödüyor? Ben... Yok tabii. Bu programlar bütün kadınları beyinsiz yaptı. Şuraya bak ya. İşi gücü bırakmışlar, biri Caner'i savunuyor, biri Tülin'i savunuyor. Babanızın oğluydu sanki o Caner. Ya 40 yıllık kocanın şu Semra'ya gösterdiğin ilgiyi bir gün olsun bana göstermedim ben. Subhanallah. Ya doğru söyleyiciliği hemen zırlarsınız. Hepiniz buna karşısınız zaten be. Ağlat. Dedem iyice yaşlandı artık. Herkesi kendine karşı sanıyor. Bunların hepsi bana karşı zaten. Sırf gözlük taktırmak için hepsi el ele verdi ya. Niye? Arkamdan dalga geçmek için. Yani lenslerimi bile bu yüzden süpürgeyle süpürdüler. Bence biraz büyütüyorsun Kudret abi. Gözlük herkes de var. Ya sırf yaşlandı demek için bahane arıyorlar be. Sen tak bakalım şunu. Bak bu güzel bir çerçeve. Hem yaşlı da göstermez. Tak. Hadi bakalım Rafaela da Silva. Sektir şu topu da görelim. Aferin. Fena değil. Nasıl fena değil ya? Sektirmedim ki. Yeter o kadar. Sanki Brezilyalı Alex daha mı çok sektiriyor? Ya öyle durup dururken futbolcu mu alır adamlar? Ne biliyorsun? Belki de alırlar. Sen para kazanmak istemiyor musun Rafaela da Silva? İstiyorum da. O zaman devam et. Önemli olan bu adamlardan yüklü bir avans koparabilmek. Ondan sonra nasıl olsa toz olacağız. Zaten biz de biliyoruz senden bir nane olmayacağını. Şuna bak. Oo, aferin Rafaela da Silva. Sende kabiliyet var. Bu iş olacak. Tut bakayım. Dombileciğim senden barmen olmaz be güzelim. Ya barmenlik senin sandığın kadar kolay bir iş değil. Ne var kardeşim barmenlikte? Zaten buraya kimsenin geldiği falan yok ya. Bütün gün oturuyorsun. Ya biri gelir kokteyl isterse? Ne var canım, hazırlarız. Alt tarafı bir şeyi ötekine karıştırıyorsun işte. E yap bakalım o zaman bir kokteyl de görelim. Yaparım tabii, ne var? Çık bakayım kardeşim şöyle. Ha. Bu mu şimdi kokteyl? Evet. Türkiye'nin en çok satan kokteyli bu kardeşim. İyi bir barmen bunu bilse yeter. Bu nasıl oldu? Vallahi fena değildir, az kalın ama güzel. Tamam. Ah, buyurun. Ah, teşekkür ederiz. Ay, bu hiç olmamış. Çok yaşlı göstermiş seni. Yahu istediğin de bu değil mi? Bir de şunu deneyelim Kudret abi. Bu genç işi. Yaşlı göstermez. Yok yok, bu da çok genç işi. Daha iyi ya. Kudret abi de ihtiyar delikanlı zaten. Aman yok Sinan Bey, bu gözlüğün çerçevesi yok. Yarın bir gün orada burada unutur, üstüne oturur parçalar gözlüğü. Ya ben geri zekalı mıyım da oturayım gözlüğün üstüne kırayım ha? Hayır yani gözlüğün gözünde olmayınca görmezsin de onun için demiştim. Ya sen karışma bizim işimize. Hadi git mutfağa, işin gücü yok mu senin ya? Git bulaşıkları yıka. Ben bulaşıklarımı yıkadım Kudret. Hep böyle ya. Her işe karışıyor ben. Ağlak. Ah zavallı babaannem. Annem bana kızdığı için, dedem de ona kızdığı için bu kadar çok yiyoruz zaten. Genelde evde kimse olmadığı zamanları seçiyoruz. Yoksa gelip yeme diye bağırıyorlar. Nasıl, güzel hazırlamış mıyım babaannem? Eline sağlık kızım. Yalnız turşusu biraz azalmış. Ketçap uzatır mısın babaannem? Biraz ben alayım mı? Yarın hamburgerciye gider miyiz babaannem? Gideriz tabii. Hürmetler millet! Ne öyle içeri politikacı gibi giriyorsun? Hürmetler millet filan. Miting mi yapıyoruz? Peki baba. Bir daha demem. Bir daha öyle girmem baba. Gel gel. Babana gözlük seçiyoruz. Aa öyle mi? Demek karar verdin baba ha? Hem sen ne yapıyorsun bu saatte burada Ağustos böceği? Ben Sinan abi arıyorum baba. Telefon ettim. Size gidiyorum dedi. Ben de buraya geldim. Niye arıyorsun Sinan'ı? Bak kardeşin işinin başında, sen dalga geçiyorsun. Yok baba, bir mesele vardıydı da. Sus! Hem haytasın, hem gevezesin, hem yılışırsın. ah okumadı işte, okumadı. Hiç kardeşine benzemedi ya bu. Beceriksiz. Dedemin bir kötü huyu da çocuklara çifte standart uygulamasıdır. Sen niye tıraş olmadın bak? Ben mi? Tıraş mı? Oldum baba. Hem de bu sabah oldum. Sinek kaydı tıraş oldum. Sakal değil. Saç tıraşı. Şu haline bak. Papaz gibi olmuşsun. Papazdan da öte baba. Sanki bir kardinal. Sen sus. Laylon evlat. Bak kardeşine. Saçlarını kısacık kestirmiş, taramış. Efendi gibi yaşıyor. Ya sen Manisa Tarzan'a dönmüşsün. Abim de haklı baba. Biz efendi insan olmayı üniversitede öğrendik. Abim okumamış ki. Ben saçlarımdan gayet memnunum. O yüzden kapa çeneni. Asıl sen kapa çeneni. Kıskanma kardeşini. Bak okumadın, ne hale geldin be. Yakında bitlenir bu baba. Bitlenir tabii. Beceriksiz bu. Daha berberin yolunu bile bilmiyor. Şu bıyıkların haline bak be. Kızılay çadırı gibi duruyor. İlahi babacığım. Çok haklısınız. Gülmesene be. Laynon evlat. Bırak gülsün. Okumuş insanın her şeye hakkı vardır. Gülmeye de hakkı vardır. Ama senin gülmeye bile hakkın yok. Hiçbir şeye hakkın yok. Aslan evlat. Canım yavrum. Amcam Almanya'dayken hiç böyle bir sorun yoktu. O geldi, babam depresyona girdi. Dedem amcama okumuş diyor. Ama geçen gün bir soru sordum, bilemedi. Tabii hayatım, tabii yardım ederim. Söyle bakalım Ceren'cim, konu neydi? Matematik. Matematik mi? Sen mühendislik okudun ya, çözersin. Tabii, tabii çözerim. Şu mu? Evet. Bir musluk, bir havuzu 4 saatte dolduruyor. Başka bir musluk, aynı havuzu 1,5 saatte boşaltıyor. Biri dolduruyor, biri boşaltıyor. Değil mi? 2 musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? Heh. Eyvah, şimdi yandık. Oho, bunlar amcanın için ne gibi güzel evladım. O yüksek matematikler, yüksek fizikler, yüksek kimyalar okudu. O her şeyin yükseğini okudu maşallah. Alayım. Şu muslukları gördün mü? Bu havuzun muslukları. Hadi amca. Bir dakika çocuğum, kurnayı da çizelim. Bu havuzun kurnası diyelim. Sıra geldi. Yazma. 2. havuz. Buradan fış 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 diyelim. Buradan öbüründen. Bu milliyetime çok kızıyorum baba. Çocukların akıllarını havuzla mavuzla dolduruyorlar. Havuzun dershanede ne işi var? İstersen git çocukların dersini, matematik dersini havuzda yaptır. Bir de üstelik çocukları istersen şezlonga uzat baba. Ayrıca havuzu olan var, olmayan var. Şimdi havuzu olan bir çocukla Ceren bir mi? Havuzu olan bir çocuk aynı zamanda zengin de oluyorlar. İsterse havuzu açtırır, doldurup boşalttırır, kendi deler. Bizimki ne yapsın? Ceren ne yapsın? Onun havuzu değil, küveti bile yok baba. Canım. Ya çok doğru oğlum, çok doğru. Ben bu soruyu protesto ediyorum. Böyle haksız rekabete ortak olamam. Kusura bakma Ceren'cim. Çözemedin değil mi amca? Aa, o nasıl laf Ceren'cim? Amcam böyle soruları gözü kapalı çözer. Çözer de prensip olarak karşıymış. Yani ben bu amcamı çözemedim. Bazen çok garip davranıyor. Ha! Ne yaptın kendine? Bir Brezilyalı futbolcunun menajeri de Brezilyalı gibi olmalı. Öyle değil mi? Rafaela da Silva. Vallahi ne yaptığını hiç anlamıyorum Semih abi. Semih abi yok, amigos. Benim adım Carlos Antonio Oliveira. Ne? Kart vizitimi bastırınca anlarsın. Kart viziti mi bastıracağız? Herhalde. Koskoca Fenerbahçe'ye gidiyoruz. Daha kendimize takım elbise almamız lazım. Canti giyinmemiz lazım. Saçlarına da şöyle serseri bir hava veririz. Gerçi zaten serserisin. Vallahi Fenerbahçe'ye satarsın beni. Tarihe geçersin Semih abi. Oynadın mı? Büyük oynayacaksın Raficim. Sana şeyin hikayesini anlatmış mıydım? Eyfel Kulesi'ni hurdacılara satan adamın hikayesini. Yok. Hikayeyi bilmene gerek yok Raficim. Şunu bil yeter. Bu dünyada ne kadar büyük yalan atarsan o kadar inandırıcı olursun. Bence bu iyidir Sinan. Tamam. Tamam. Bu olsun. Yok baba. O bence senin yüzüne tam olmadı. Bir de şunu dene. Dene bir bak bir bak. Ya sıkıldım artık tamam ya. Allah Allah. Bu olsun ya Sinan. Bu olsun tamam. Ben tuvalete gidiyorum. Tamam abi. Ben arkadaşlara söylerim. Yarın camını takıp getirirler. Tamam tamam. Nihayet baş başa kaldık Sinan abi. Sahi sen ne konuşacaktın benimle? Sinan abi, ben çok karlı bir işe giriyorum da... düşündüm, taşındım, bu kadar çok parayı tek başıma kazanmamalıyım dedim. Haksızlık olur dedim. Sinan abinin bende çok emeği var dedim. Onu da ortak edeyim dedim. Ne işiymiş o? Filo kiralama işi Sinan abi. Ne filosu? Araba filosu kuracağız, şirketlere kiralayacağız. Sen de araba filosu kuracak kadar para var mı ki? İşte tam bu noktada sen devreye giriyorsun abi. Filoyu sen kuruyorsun, kiralamayı ben yapıyorum, kârı paylaşıyoruz. Daha iyi bir fikrim var. Tamam Sinan abi, söyleyebilirsin, ben fikirleri açık bir adamımdır. Filoyu sen kur, pazarlamayı ben yapayım. Sen kârından evimin kirasını öde, gerisini de güle güle harca. İyi de bende filo kuracak likidi de yok Sinan abi. Ama sanma ki ben hiç sermaye koymayacağım. Benim 124'ü de filoya katacağız. Peki senin 124'ü külüstür arabanı kimin kiralayacağını sorabilir miyim acaba Kadir'cim? Öyle deme Sinan abi, öyle deme. 124 başlı başına bir ekoldür. Ben ne genel müdürler ne CEO'lar tanıyorum eski araba düşkünü. Elbet onu da kiralayacak birileri çıkar. Kusura bakma Kadir'cim ama senin arabanı kiralayacak kimse olduğunu sanmıyorum. Bir sürü gıcır araba alacağız Sinan abi. Ha, senin jipi de katacağız filoya. İsteyen istediğini kiralar. Nasıl fikir ama? Benim jipi. Her kesime hitap etmek gerekir Sinan abi. Akıllı olmak gerekir Sinan abi. Doğru. Akıllı olmak gerekir. Bu nedenle de seninle iş yapmamak gerekir. Aşk olsun Sinan abi. Teessüf ederim Sinan abi. Sen beni hiç tanımamışsın abi. Evimi sana kaptırdım Kadir'cim. Ama arabamı kapamazsın. Ha, ev demişken artık şu kirayı ödüyü versen bir zahmet. Günü geçeli çok oldu da. Bir dakika Sinan abi, ben bak her şeyi açıklayabilirim. Sinan abi bak beni bir dinle, abi bir dinle ondan sonra anlamadan... Biz ailecek Müjgan teyzenin evinde oturuyoruz. O kadar çok taşınıyoruz ki sonunda onların evini de bulduk. Sinan amcalar çok zengindir. Müjgan teyze sürekli yurt dışından ve Zekeriyaköy'deki şatolarından bahseder. Ay bahar da geldi. Bizim Zekeriyaköy'deki evin bahçesindeki bütün çiçekler açtı. Müjgancığım, yine ev dedin. Ah, pardon şekerim, şato diyecektim değil mi? Bahçe şart tabii. Vallahi hiç anlamıyorum siz bu bahçesiz apartman katlarında nasıl yaşıyorsunuz? Bunalmıyor musunuz hiç? Bunalıyoruz. Vallahi bizim bahçeyi görseniz Versay Sarayı'nın bahçesi gibi. Rengarenk, çiçek çiçek. Hayatım, Kudret abi nereden bilsin Versay Sarayı'nın bahçesini? Ah pardon, tabii siz hiç Paris'e gitmemiştiniz değil mi? Biz 3-4 kere gittik. Niye? Bir kere de anlayamıyor musunuz Müjgan Hanım? İlahi Bahriye Hanım, anlamadığımızdan değil. Paris bir tutkudur. Bir kere gittiniz mi hep gitmek istersiniz. Ben Paris'i belgeselde görmüştüm. Ben de hiç tutku mutku olmadı. Hayatım, belgeselle gerçek Paris bir mi? Değil mi? Yani bize Paris diye Madrid mi gösterttiriyorlar? Kudret abi, atlayın gelin bir ara da barbekü falan yapalım ya. Barbekü mü? O neymiş? Hayatım sen de bana diyorsun ama kendin yapıyorsun. Kudret Bey ne bilsin barbekü? Mangal Kudret Bey, mangal. Ha. Bak mangal deyince anlıyorlar. Mangal mı? Mangal varsa ben gelirim. Ne zaman gelelim? Yarın gelirsiniz. Gelirken etleri de alırsın değil mi Kadir'cim? Etleri mi? Aa, merak etme canım. Buranın kirasından düşerim parasını. Kirayı et olarak alacağımız günleri görmek de varmış kısmette. Ay vallahi çok alem bir oğlunuz var Bahriye Hanım. Dur bakalım daha neler göreceğiz. İyi ki bir evleri var. Hep bizimkileri utandırıyorlar. Utandırıyorlar. Ceren, kızım artık bırak da bir şeyler ya hadi. Acıkmadım anne. Ah ne demek acıkmadım? Sabahtan beri onun başındasın. Sen de yesen de kızıyorsun, yemesen de kızıyorsun anne. Madem beni önemsemiyorsun küçük hanım, bundan sonra böyle. Merhaba Hülya. Bildiğin iyi bir köy var mı? Köy mü? Hı-hı. Niçin? Hayatımızın geri kalanını geçirmek için. Bir de İpek teyzemden Tankut eniştem var. Tankut eniştem biraz enteldir. Ya Muzo ne olur kardeşim ya. Ya benim iyi bir işe ihtiyacım var ya. Hem de karizmatik bir iş olsun istiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacağım karizmatik işi ya? Lazım işte. Defne'nin gözünü boyayacaksın değil mi? Boş versene. Ben onu unuttum bile ya. Bak Hasancığım barmenlikle kız falan tavlanmaz. Hele bu barda hayatta tavlanmaz. Sen çıkmadın mı abicim Defne'yle? Sadece 2 hafta sürdü ama. Tamam işte. Hiçbir şey yapmadan nasıl çıkabildin? Barmenden de o yüzden. Ya kardeşim, ya ne olur ya 2 tane şişeyi böyle havaya atıp tutsak? Ya kolay da öyle. Kolay tabii. Yap o zaman görelim. Yaparım. Hadi. Allah Allah. Bak, iyi işte. Pardon kardeşim ya. Tamam ben temizlerim. Süpürge falan nerede? Allah'ım yarabbim ya. Ya özür dilerim kardeşim ya. Parasını hesaplayacağım söz veriyorum. Tabii tabii. Allah'ım ya. Dur dikkat et basma kırıldı buralar. Allah'ım ya. Ne yazıyorsun sen? Mektup. Ha? Güzel olmuş mu? Çok saygı duydum sen menajerim. Carlos Antonio Oliveira. Kapın içeriye bile giremedik. Tabii giremeyiz. Adamlarda bir sürü Brezilyalı futbolcu var. Seni ne yapsınlar? Fıskiye gibi saçınla gittin oralara. Ama ben biliyorum. Ben biliyorum. Seni nasıl olsa Galatasaray'a satacağım. Yapacağım bu işi. Tabii tabii. Bana bak sırıtık Rafaela. Burada senin için uğraşıyoruz. Daha kartvizit bile bastırmadık. Üstelik oraya taksiyle gittik. O iyi bir etki yapmadı. Daha lüks bir araba bulmamız lazım. Araba bulunca olacak mı? Olacak tabii. Bu bir denemeydi. Ben zaten biliyordum Fenerbahçe'nin seni almayacağını. Eksiklerimizi tamamlayalım. Gör bak seni nasıl yine satıyorum. İnanmıyorum ablaya. Şuna bak. Bir anda köylü oluverdi. Neymiş? Köye yerleşecekmiş. Evet yerleşeceğim. Kararlıyım. Nereden icap etti evladım? Sahte ürünleri protesto ediyor ya, sahte ürün yememek için kendi ürünlerini yetiştirecekmiş. Organik tarım yapacakmış. Ay Tankut kolay mı tarım yapmak? Kolay tabii. Tarım yapmak kolay da uygun bir köy bulmak zor. Eniştem tam enteldir. İpek teyzemle Kadıköy'deki balonda evlendiler. Ceren, ya senin bir atlasın falan var mı? Yok. Tamam arkadaşım, yarın uğrar alırım kartviziti. Unutma adım şöyle olacak. Carlos Antonio Oliveira. Oldu mu? Yeşil üzerine sarı olsun. Aynı Brezilya bayrağı gibi. Anlaştık. Sağ ol canım. Aman Semih abi, sakın bir sahtekarlık içeriye atmasınlar ha. Atmazlar, atmazlar. Sen bu işi kimseye söyleme yeter. Özellikle babama ve abime. Zaten abime söylersen hemen babama yetiştirir. Tamam da ama biz bu halla görünce sormayacak mı? Semih! Abi! Bu ne hal böyle? Bu kafandaki peruk ne? Bu peruk... peruk işine girdik abi. Senden önce 10 milyar kazanmam lazım ya. Gerçi biraz uzun sürecek ama olsun. Peruk işi ha? Sen de mi peruk işine girdin? Şebelek. Ne bu hal böyle kravatlar, pantolonlar filan? Peruk işi saygı bir iş patron. Saygı bir iş patron. Doğru söylüyor abi. Peruk işi saygın bir iştir. Yo yo. Bu laylon evlat normal yollardan para kazanamaz. Bir şey saklıyorlar ama dur bakalım. Köye möye yerleşmiyoruz Tankut. Hadi hemen eve gidelim de çıkar şu üstündekileri, iyice havaya girme. Çıkartamam İpek. Köy yaşamına entegre olmam lazım. Hem ruhen hem bedenen. Sen de mi böyle giyeceksin İpek? Ben gitmiyorum abla. Aa, ayrı ayrı mı yaşayacaksınız? Ne oluyor ya? Buyur baba. Kim ayrılıyor? Kim köye yerleşiyor? Tankut, sahte gıdalardan bıkmış da köye gidip organik bir şeyler yapacakmış. Organik tarım yapacağım Kudret amca. Hayatımız büyük tehdit altında. Gıda terörü had safhada. Artık hiçbir şeye güvenemiyorum. Of Tankut, fare dağa küsmüş dağın haberi olmamış derler ya, sen tam olsun. Ha, madem isyan edeceksin burada kal, burada bir şeyler yap. Bence de Tankut, hepimiz köye mi gidelim yani? Evet, gidelim. Sonradan gelip bu şehri mahvedenler, bu şehri işgal edenler gitmiyorsa biz gidelim. Size diyor galiba anne, sonradan geldiniz ya. Şaka yapıyorum canım. Bu şehir artık iyice yaşanmaz oldu arkadaşlar. Gıda terörü, kapkaç terörü, hırsızlık, kaçak yapılaşma, her şey giderek artıyor. Söyleyin, hanginiz hava karardıktan sonra sokakta rahat rahat dolaşabiliyor? Hanginiz evini hırsızlara bırakıp rahat rahat tatile gidebiliyor? Hanginiz marketten aldığını rahat rahat yiyebiliyor? Hanginiz evin içinde rahat oturabiliyor? Hanginiz yaşadığı apartmanın çimentosundan, demirinden çalınmış mıdır acaba diye merak etmiyor? Depremi bekliyoruz. Daha alınan önlemler bir arpa boyu bile değil. Yani şehir başımıza yıkılacak, kimsenin haberi yok. Eğer depremden ölmezsek, 10 yıl içinde yediğimiz içtiğimiz şeyler yüzünden kanserden öleceğiz. İstanbul, Türkiye'nin vahşi batısı oldu arkadaşlar. İstanbul bir korku filmi oldu. Kusura bakmayın ama benim kıyameti beklemeye hiç niyetim yok. Gider bir köye yerleşirim, hiç değilse kafam rahat eder ya. İki yıl tecrübe yeter arkadaşım. Zaten burada tecrübelik bir şey yok. 2 tane müşterimiz var. Ne haber Muzo? Hoş geldin. Hoş bulduk. Heh, ikincisi de geldi işte. Onlar da çay kahve içerler. Arada bir bira içerler. Bir dakika. Madem tecrübe gerekmiyordu beni niye almıyorsun? Ya kardeşim sen daha havaya attığın şişeden korkuyorsun. Ürkek adamdan barmen falan olmaz. Ne oluyor Dombili? Muzo bir yere mi gidiyormuş? Evet. Askere gidiyormuş. Çağatay da değil misin? Çaça desen ne olur? Tamam Çaça. Bir hafta beraber takılırız. Sonra ben gidiyorum zaten. Belli oldu mu birlik? Yok, daha sınav var. Ya benim de takım daha belli olmadı. Takım mı? Ne takımı? 3 büyüklerden birine transfer oluyorum da. Ne olarak? Top toplayıcı olarak mı? Hayır, sağ açık. Tamam hayatım, haklısın ama ne olur gitmesek. Yapamayız ki biz köyde, alışık değiliz. Yaparız Yeşil Gözlüm, yaparız. Evladım, sen okumuş bir adamsın. Tezek kokusu, kitap kokusuna benzemez. Ya, yerden domates toplamak resim yapmaya benzemez. Belin ağrır sonra. Ağrısın. Peki bu kız ne yapacak Tankut? Köyde kilim mi dokuyacak? Kilim mi dokuyacak? Evet. Bak hiç fena fikir değil. Ay, of Tankut ya. Niye istemiyorsun ki Yeşil Gözlüm? Sağlıklı bir ortamda yaşasak, temiz gıdayla beslensek fena mı? Çocuklarımız bu beton binalar yerine ağaçların arasında koşsa fena mı? Çocuklarımız mı dedin? Çocuklarımız tabii ya. İpek teyzemin en zayıf yanı çocuktur. Çocuk için her şeyi yapar. Bana çocuk istediğinden hiç bahsetmemiştin Tankut. İstiyorum tabii. Sağlıklı bir yerde büyüyecekse niye istemeyeyim? Tamam sevgilim, ben de geliyorum seninle. Ne duruyoruz o zaman? Hazırlıkları tamamlayıp hemen yola çıkalım. Tamam canım. İpek, ne yapacaksın sen köyde? Aman abla, bir hamile kalayım gerisi kolay. Ondan sonra nasıl olsa ikna ederim ben dönmeye. Hoşça kalın. Hadi kalın sağlıcakla. Aa, nereye abla? Köye Defneciğim, köye. Hoşça kalın. Abla ne köyü? Kadıköy'e falan mı gidiyorlar? Ay yok, gerçekten köye gidiyorlar. İnekler, tarlalar, traktörler falan. Ha, şu organik tarım meselesi. Vallahi helal olsun şu Tankut'a. Entel mentel ama en doğrusunu yapıyor. Siz niye katılmıyorsunuz Kudret amca? Hayır, bu yaştan sonra İstanbul'da ne işiniz var? Bence de. Ben İstanbul'da memnunum. Ben de. Teyzem var. Ailenin delisi. Hiçbir şeyden çekinmez. Hasan abi hariç tabii. Şu Hasan meselesi çözülmeden benim uyku düzenim yerine oturmayacak abla. Niye? Onu düşünerek mi uyuyorsun? Ay saçmalama abla ya. Her an gelip çıkma teklif edecek diye ödüm patlıyor. Sürekli ona vereceğim cevaplar dönüyor kafamda. Aman canım. Ya evet dersin ya hayır. Evet demem abla. Hayır diyeceğim ama onu da kırmak istemiyorum yani. Bakıyorum iyice bunalıma girmişsin. Girerim tabii. Geçen gün ne yaptığını biliyorsun. Sırf ben onu merak edeyim diye ortadan kaybolmuş numarası yaptı. Akıllı bir de Rafi ile anlaşmış, intihar edecekmiş mesajları yolluyor bana. Merak ettin mi bari? Aman ne edeceğim canım? Güldüm geçtim, bana ne ki? Ya, abla sırıtma öyle bak, fena olur ha. Hasan'la bizim aramızda hiçbir şey olamaz, olmayacak da. Allah Allah. Aslında aralarında bir şey olsa çok sevinirim. Aileye bir şişman daha girer. Anneme karşı daha güçlü oluruz. Evet gençler, ne içiyoruz? Hiçbir şey. Böyle boş boş mu oturacaksınız? Evet abiciğim, biz genelde böyle boş boş otururuz. Ya Rafi, sen de doğru dürüst anlatsana abicim şu futbolcu meselesini. Vallahi şu kadar anlatayım. Ha. Semih abi şu Galatasaray'ı bir kandırsa zengin oluyorum abi. Vay be. Sen de yırtıyorsun ha. Şu dünyada bir tek ben yaya kaldım zaten. Ne barmenim, ne futbolcuyum. Cepte para yok, kolda defne yok. Çaça, şimdi ver biraları. Hasan bunalıma girdi, hazır. Muzo. Abicim böyle bar mı olur ya? 2 tane müşterisi var. Bir tanesi kendini Brezilyalı futbolcu sanan bir Kenyalı. Öteki de sadece bunalıma girince içiyor. Alışırsın kardeşim, merak etme. Çok iyi çocuklardır. Evet, buyurun beyler. Yok, bana verme. Ben yarın transfer oluyorum. Galatasaray'da olmazsa Beşiktaş'a geçerim. O da olmazsa Trabzon, Gaziantep falan diye giderim. Olmadı Rafi'yi küme düşme hattında bir takıma kakalarım. Olur bir tane. Ceren kızım artık topla yorulmadın mı? Bitiriyorum anne, az kaldı. Çabuk bitir, gel sofrayı hazırlamama yardım et Ceren. Yemek yiyeceğiz. Tamam. Nasıl bir aile istiyorum? bu işinde başarılı olsun ve çok para kazansın. Ceren'cim, ne yazıyorsun sen sabahtan beri? Aileme anlatıyorum dede, ödev. Öyle mi? İyi, güzel şeylerden bahset. Dedeni öğretmenine mahcup etme. Hadi bakalım. Bahriye, yemek yemiyoruz daha. Dedemin babaanneme nazik davranmasını çok isterdim. Vallahi sayende çok güzel bir gözlük aldım Bahriye. Çok zevkli bir kadınsın. Sağ ol. Estağfurullah. Ben ne yaptım ki? Öyle deme sultanım. Sen olmasan hiçbir şeyin güzelini seçemezdim. Bunca yıldır her kararımda bana yol gösterdin. Sağ ol canım. Sen de eksik olma. Benim fikirlerime her zaman önem veriyorsun. Vereceğim tabii. Senin fikrine önem vermezsem kimin fikrine önem vereceğim? Sen benim biricik karımsın. Allah kocalarından dayak yiyen, azar işiten kadınlara sabır versin. Ben şu ana kadar hiç böyle bir şey görmedim çok şükür. Haşa. Ben kazara sana sesimi bir gün yükseltir, bir eşeklik edip de bağırırsam... Lütfen beni hemen boşa Bahriye, hemen boşa. Aa, o nasıl laf? Sen asla bir yüksek ses tonunu hak etmiyorsun. Sen öpülmeyi, sen koklanmayı, sen nazik davranılmayı hak ediyorsun. Canım benim. Ah, Kudret. Çünkü sen bir meleksin. İşte o zaman babaannem o kadar çok yemezdi. Zaten annem beni zorlamasa ben kendim diyet yaparım. Ceren'cim, kaç gündür salata yiyorsun? İstersen bir hamburgerciye gidelim, sana birkaç tane hamburger alayım. Hayır anne, hamburger sağlıksız bir yiyecek. Hem ben diyetteyim. Oh, aferin benim kızıma. Sen zaten artık kendi kararlarını kendin alacak kadar büyük bir kız oldun. Teşekkürler anne. Estağfurullah yavrum. Tabii İpek teyzemin köye gitmesini hiç istemem. İnşallah eniştemi bebeğe ikna etmeyi başarır. O kadar mutluyum ki. Sonunda benim de bebeğim oldu. İsterseniz siz de bizim eve taşının. Biz de biraz çocuk severim. Nasıl olsa 10 tane odamız var. Ev deme şuna Bahriyeciğim. Pardon hayatım, yalı diyecektim. Ben herkesin mutlu olduğu bir aile istiyorum. Keşke hayat ödev yazmak kadar kolay olsaydı. Ama galiba çok zor. Bilmem ki, belki bir gün hayallerim gerçek olur. Çeşmenin başına bir güzel inmiş, eğilmiş zülfünü suya düşürmüş. Mevlam bu güzeli kime yar etmiş? Gelmez olaydım güzel yüzüne.